Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlay Özdemir İşçek. Bugün sizlere Kardemir'in açıklanan ikinci çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. 2024 yılının ikinci çeyreğinde Kardemir enflasyon muhasebesi raporlamasına göre 2023 yılının ikinci çeyreğinde kaydettiği 298 milyon TL net kara kıyasla 927 milyon TL net zarar açıkladı. Bizim burada tahminimiz 143 milyon TL net zarardı. Net zarar rakamındaki nedene bakacak olursak da kur giderleri ve finansal giderlerdeki iyileşmeye rağmen çelik fiyatlarındaki gerileme sonucu operasyonel performansta yaşanan düşüş olduğunu görüyoruz. Şirket ayrıca enflasyon muhasebesi sonucunda 2023 yılının ikinci çeyreğinde 512 milyon TL'ye kıyasla 2024 yılının ikinci çeyreğinde 114 milyon TL parasal kazanç elde etti. Gelir tarafına bakacak olursak Kardemir 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyrek ve yıla benzer şekilde 633 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirdi ve sıvı çelik kapasite kullanım oranı %70 seviyelerinde gerçekleşmiş oldu. 2024 yılının ilk çeyreğinde bu rakam %70, 2023 yılının ikinci çeyreğinde de bu rakam %71 seviyelerindeydi. Şirketin 2024 yılının ikinci çeyreğinde toplam çelik satış hacmi yıllık bazda %4 artmasına rağmen çeyreklik bazda %13 düşüşle 493 bin tona geriledi. Şirket çelik satış fiyatlarındaki düşüşünde etkisiyle 2024 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %21 düşüşle 11.1 milyar TL net satış geliri elde etmiş oldu. Bizim buradaki tahminimiz 11.5 milyar TL idi. Enflasyonla düzeltilmiş rakamlara göre hesapladığımız ton başına ortalama ciro ise 2023 yılının ikinci çeyreğinde 908 dolar ve 2024 yılının ilk çeyreğinde 716 dolar seviyesinden 2024 yılının ikinci çeyreğinde 684 dolara da geriledi. Biraz da marjlara bakacak olursak Kardemir 2024 yılının ilk çeyreğinde 1.27 milyar TL ve 2023 yılının ikinci çeyreğinde 2.88 milyar TL'ye kıyasla 2024 yılının ikinci çeyreğinde 209 milyon TL brüt kar elde ederken brüt kar marjı da %1.9 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Faaliyet giderlerinin satışları oranına geçtiğimizde de 2024 yılının ikinci çeyreğinde 0.3 yıllık 0.7 puan yükselişle %2'ye ulaştığını gözlemlemiş olduk. Sonuç olarak Favök 2024 yılının ilk çeyreğinde 1.51 milyar TL ve geçen yılın aynı döneminde 3.23 milyar TL'ye kıyasla bu çeyrekte 520 milyon TL gerçekleşmiş de oldu. Bizim burada tahminimiz 848 milyon TL idi. Forex marjı da bu çeyrekte düşen çelik fiyatlarının etkisiyle %4.7 seviyesine gerçekleşti. Enflasyonla düzeltilmiş rakamlara göre hesapladığımız ton başına Favek'te bu çeyrekte 33 dolar olarak gerçekleşerek geçen çeyrekteki 88 dolar rakamının da altında kalmış oldu. Net nakit pozisyonundan bahsedip toparlamak istersek serbest nakit akımının 2023 yılının ikinci çeyreğindeki negatif 3.53 milyar TL'den bu çeyrekte negatif 3.93 milyar TL'ye gerilemesinde, zayıf operasyonel performans ve ertelenmiş gelirlerdeki düşüş sonucu artan işletme sermayesi ihtiyacının rol oynadığını da söyleyebiliriz. Ayrıca Kardemir'in 2024 yılının ilk çeyrek sonundaki 3.46 milyar TL net nakit pozisyonu bu çeyrek sonunda 25 milyon TL'ye gerilediğini de söyleyebiliriz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.